GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın dördüncü iş gününde piyasaları incelediğimizde küresel piyasalarda imalat rakamlarının incelendiğini ifade edebiliriz. Burada Asya piyasalarından başlayacak olursak Çin'de imalat sektöründeki aktivitenin Kasım ayında zayıflama yaşadığını gördük. Bununla birlikte de Çin ekonomisinin büyümesine ilişkin endişelerin tekrar destek kazandığını ifade edebiliriz. Avrupa piyasalarına geçecek olursak burada da imalat ve hizmet sektörüne ilişkin PMI rakamlarının açıklandığını takip ettik. Öncelikle Fransa'ya bakacak olursak önce imalat rakamının 47,6 ile beklentinin altında kaldığını, hizmet sektöründe ise 48,8'de beklentinin aşıldığını fakat göstergenin genişleme eşiği olan 50 seviyesini hala geçemediğini gördük. Etkili olan veriye baktığımızda ise burada Almanya'da imalat sektörünün aktivitesinin Temmuz 2013 tarihinden bu yana ilk kez daralma eşiğine bu kadar yaklaşmış olduğunu gördük. Önce endekste 50 puan olarak açıklandı. Beklentinin altında ayrıca bir görünüm sergiledi. Hizmet sektörü PMI rakamına baktığımızda ise burada da Haziran 2013 tarihinden bu yana en düşük aktiviteyi işaret ettiğini gördük göstergenin. Euro bölgesine baktığımızda ise burada da imalat PMI rakamı 50,4 ile beklentinin altında kaldı. Hizmet PMI rakamı da benzer bir tabloyla beklentinin altında kalarak olumsuz bir görünüm sergiledi. Gelişmelerle birlikte Euro dolar paritesinde özellikle aşağı yönlü hareketlerin hız kazandığını gördük ki burada Euro Türk lirasının da tekrardan 2,80 seviyelerinin altına kadar sarktığını ifade edebiliriz. Avrupa'daki diğer büyük ekonomi olan İngiltere'de ise Türkiye saatiyle 11.30'da perakende satış rakamları açıklandı. Burada Ekim'de beklentiyi aşan ve önceki aya göre %0,8'lik bir yükseliş gösteren perakende satış rakamlarını takip ettik. Veriyle birlikte anlık olarak sterlin de sert değer kazanımları gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Borsaların görünümüne baktığımızda ise burada zayıf PMI rakamlarıyla birlikte satışların bir miktar daha sertlik kazandığını gördük. Hatta burada ABD borsalarının vadeli işlemlerine baktığımızda burada da negatif bir başlangıcın işaret edildiğini şu an için ifade edebiliriz burada. Yurt içi piyasalara bakacak olursak günün en önemli gelişmesi, haftanın yurt içi piyasalar açısından en önemli gelişmesinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz beyanatı olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye saatiyle 12'de açıklanacak faiz beyanatı öncesinde yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksinde özellikle yukarı yönlü bir hareket olması dikkat çekiyor. 81.880 seviyesinin hemen üzerinde BIST 100 endeksi şu an için hareketlerini sürdürüyor. Dolar Türk lirasına baktığımızda 2.23.64 bekleyiş modunun hakim olduğunu görüyoruz burada. Euro Türk lirasında ise dediğimiz gibi verilerin etkisiyle zayıflayan Euro'nun aşağı yönlü hareketi desteklediğini görüyoruz. 2.80 seviyesinin hemen üstünde şu an için hareketlerini sürdürüyor. Günün devamında özellikle küresel piyasalarda ABD'nin enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Burada özellikle dün açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında üyelerin %2 enflasyon hedefine ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından göstergenin artık daha kritik bir aşamayı ifade ettiğini piyasalar için burada belirtmekte fayda var. Dikkat çeken fiyatlamalara bakacak olursak burada hala petrol fiyatlarının kritik seviyelerde seyrini, düşük seviyelerde seyrini devam ettirdiğini görüyoruz. Altın fiyatında ise dün İsviçre referandumuyla birlikte görülen düşüşün ardından bugün tekrar küresel piyasalarda endişelerin artmasıyla birlikte altın hala güvenli liman talebini karşılamakta olduğunu ve bir yükseliş gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Ons fiyatı şu an için 1190 dolar seviyelerinde hareketlerini sürdürüyor. Günün devamında önemli veri takvimi takip edilecek. Gün ortasına kadarki süreçle ilgili önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.